Evet hünkârım. Oğlan Şeyh Maşuki diyorlar. Babası Pir Ali, siz de bilirsiniz. Pek muhterem bir zattır. Ama evladını seçemiyor insan ne yazık ki. Söyledikleri yenir yutulur şeyler değil hünkârım. Ne söylemiş bu oğlan şey? Söylemeye dilim varmıyor hünkârım. Ah, tövbe, tövbe haşa. Allah'ı yok sayan laflar ediyor. İmanın, İslam'ın şartlarını reddediyor. Çarşılarda, pazarlarda, mekteplerde, camilerde vaazlar verip halkın zihnini bulandırıyor hünkârım. Neden müsaade ediyorsun? Derhal müdahale etseydin. Kendisini bir iki kez ikaz ettim hünkârım. Fakat daha yaşı pek küçük, pek genç. O yaşta deli akar kanları bunların. Sonra babası Pir Ali'nin de hatırı var hünkârım. Tavsiyen nedir? Evvela payitahttan uzaklaştırmakta fayda görüyorum hünkârım. Zira dikkatleri üzerine çekmenin bir manası yok. Sen ne dersin Lütfü Paşa? Hünkârım, Kazasker Efendi'nin hakkı var. Malumunuz, böyle meczupların peşinden koşan gafiller mevcut. Vaziyeti fırsat bilip hadiseyi büyütmek isteyebilirler. Doğrudur hünkârım, doğrudur. Ben kendisini son bir kez ikaz edip memleketine yollamayı tavsiye ediyorum. Payitahta dönünce bu meseleyle bizzat alakadar olacağım. Zira babası Ali Efendi'ye hürmetim ebedidir. Gel. Hünkârım, Kaptanı Derya Hızır Hayrettin Paşa geldiler. Alın içeri. Hünkârım. Kapıdan paşa. Dört bir yana haber saldım. Bütün cihan senin bu zaferini konuşuyor. Alemlerin padişahı Sultan Süleyman Han'ın emrinde. Daha nice zaferler kazanacağız inşallah. İnşallah. Devlet-i Aliye intişarından beri karada zaferden zafere koşarken, deryada rahmetli atalarımın bütün gayretlerine rağmen zafer kazanamamıştık. Derya aslanı Hızır Hayrettin Paşa. Yüzün iki cihanda ak olsun. Sen benim yüzümü güldürdün, Cenab-ı Hak da seni güldürsün. Donanmayı Hümayun için ne istersen emrindedir. Altın, asker, ne istersen çekinme. Derya'da her daim kudretli olursak, Portakal ve İspanyol kafirinin esaretindeki Müslümanları hürriyetlerine kavuştururuz evvelallah. Hünkârım, validem gelmiş. Validem, ne oldu size? Nedir bu haliniz? İyiyim aslanım. Sizi görünce daha iyi oldum. Hasret kaldım ikinizi de. Şükürler olsun ki sağ salim döndünüz. Şahoban, Gülfem. Derhal hazırlığınızı yapın, payitahta dönüyoruz. Hünkârım, Hürrem'in geldiğini söylediler. Hürrem burada kalıyor. Sultanım, duydunuz mu? Şükürler olsun Gülfem. Hünkârımızın bu kararı hayırlara vesile olur inşallah.
Amin. Nasıl? Neden bizimle gelmiyorsunuz valide? Bir şey mi oldu? Biraz rahatsızım aslanım. O yüzden. Hasta mısınız? Neyiniz var? Mühim bir şey değil Selim. Ben sadece burada kalmam. Biraz orman havası almam icap ediyor. O halde biz de kalalım sizinle. Daha sonra birlikte döneriz. Hayır, siz hünkârımızla payitahta döneceksiniz. Bir şehzade olarak hünkârımızın yanında olmalısınız. Uzun sürmez. Ben de gelirim zaten. Sonra dönünce hasret gideririz. Sultanım. Hünkârımız şehzadelerimizin gelmesini buyurmuşlar. Validem. Selim aslan. Mehmet kardeşlerin sana emanet. Yerdeki karıncadan sakın onları. Kimsenin üzmesine, zarar vermesine izin verme. Müsaade etme. Merak etme Validem. Madem böyle bir hadise meydana geldi, vaktiyle haber vermeni icap ederdi. Eşkıyanın izini sürer, kime hizmet ettiklerini öğrenirdim. Hünkârımız böyle münasip gördüler. Ayrıca sana malumat verecek değilim. Haddini bil, karşında bir paşa var. Senin kim olduğunu, neler yaptığını gayet iyi biliyorum. Merak etme. Malkoçoğlu, hazırlıklar tamam mı? Tamam hünkârım. Ne vakit münasip görürseniz yola çıkabiliriz. Hala, gidelim. Lütfi Paşa, sen Şahuban ve Gülfem'le birlikte dönersin. Rüstem, sen de şehzadelerimle birlikte bizi takip et. Hünkârım bağışlayın. Sizin Hürrem Sultanımızla döneceğinizi sanıyorduk. Hazırlıklar öyle yapıldı. Söylediklerimi duymadı mı paşa? Ne diyorsam onu yap. Emredersiniz hünkârım. Öğrenebildin mi? Hayır. Kimse bir şey anlatmıyor. Ancak validemiz hasta değil. Beylik sürgün edilmiş. Ne diyorsun sen Mihrimah? Nasıl olur bu? Bilmiyorum. Kesin tuzak kurmuşlardır. Daha önce de yaptılar biliyorsun. Hatice Sultan. Sadece o değil. Şah Sultan da var. Bir şekilde validemizin geri dönmesini sağlamamız gerekiyor. Acele etme. Hünkârımızla konuşmak mümkün değil şimdi. Birazcık vakit geçsin. İcap ederse bizzat ben giderim validemin yanına. Alıştın sen saraydan kaçmaya. Kes sesini. Başlamayın yine. Sizin hünkârımızın yanından ayrılmanız yasak. Ancak ben gidebilirim. Ne konuşuyorsunuz siz? Hiç. Sohbet ediyorduk öyle. Annem niye gelmiyor? Gelecek aslan şehzade. Gelecek. Mihrimah'la Cihangir ne vakit dönecekler hünkârım? Birkaç güne dönerler. Validemle onlarla gelecekler. Öyle değil mi? Nedir bu sorgu sual? Yemeğinizi yiyin. Şehzadem. Siz kardeşlerinizle kalın arzu ederseniz. Cihangir.
Validem, sizi çok merak ettik. Şükürler olsun ki döndünüz. Evet. Veba şehrin her yanı sardı. Edirne'ye kadar yayıldığını işitince sizin için endişelendik. Allah'tan döndünüz validem. Sizi çok özledim. En çok da ben özledim validem. Nihayet buradasınız. Neden Edirne'de kaldınız? Aslında bunu hepimiz merak ediyoruz. Hünkârımıza da sordum. Fakat bir cevap alamadım. Bunları konuşmanın bir manası yok. Artık geldim, buradayım. Bundan sonra ayrılmayacağız. Meclim, hiçbir şey yemedin. Pek aç değilim. Müsaadenizle daireme gitmek istiyorum. Evvela yemeğini bitir, daha sonra gidersin. Validem. Daha sonra dedim. Hatice'm, evlatların nerede? Onları neden getirmedin? Osman'ın pek hali yoktu hünkârım. Huri Cihan da kardeşinin yanında kalmak istedi. Allah şifa versin. Yeni sarayından memnun musun? Bir şikayetim yok. Nasıl olabilir ki zaten? Gel Mihrimah, otur şöyle. Mihrimah da geldiğine göre sizleri buraya neden topladığımı söyleme vakti geldi. Ay yüzüyle hayatımı aydınlatan Mihrimah mı? Kendi arzusu ve rızasıyla Diyarbakır Beylerbeyim Rüstem Paşa ile nikahlamaya karar verdim. Hayırlara vesile olur inşallah. Amin. Hicabı takmanız lazım. Vallahi pek yakıştı maşallah. Şehzadem. Bayezid, kıyafetin çok yakışmış. Selim. Şehzadem, maazallah. Selim abi, senin sakızı yüzük mü? Hem de nasıl. Şehzadem, merak buyurmayınız. Bilhassa ben yanınızda olacağım. Haydi şehzadem, buyursunlar. Rahat etsin cismi can. Şehzadem. Haydi. Hacıcı avcam, kafamı attırma. Vallahi tepelerim ya havucun. Bilmece bu. Bak sana bir tane daha sorayım. Bak cevabı acayip bir bilmece sorarsan tepelerim vallahi. Hayır, bunu bileceksin. Bunu ben de biliyorum. Bir küçük turşucuk içi dolup... Birazdan ekimmiş gelecek. Bakalım yine böyle gülebilecek misin? Beni kendine karıştırma Selim. Ben senin gibi korkak değilim. Şenlikler başladı sultanım. Payitahtın dört bir yanında sofralar kuruldu. Külliyenizdeki aş evinde de 15 gün boyunca yoksullara yemek dağıtılacak. Sinan ağaya mükafatımı gönderdiniz, öyle değil mi? Söz verdiği gibi külleyimi düğüne yetiştirdi. Merak buyurmayın sultanım. Sümbül ağa bizzat teslim etti. Âlâ. İhtiyaç sahibi kadınların ve çocukların da tespit edilmesini istemiştim. Bilhassa
kadınlar ve çocuklar için harcamalar yapıldı. Kalacak yer, yiyecek aş ve giyecek kıyafet temin edildi. Sultanım, herkes size dua ediyor. Allah kabul etsin. Afife Hatun, amin. Amin. Hoş geldiniz Sultan. Hoş bulduk Hürrem. Yeğenlerim nasıl? Afiyetteler inşallah. Gördüğünüz gibi keyifli yerim. Sultanım hoş geldiniz. Geldiğiniz için çok sevindim. Gelirim elbet. Zira onlar benim canımdan. Benim kanımdan. Maydebra. Seni tekrardan görmek ne hoş. Uzun zaman oldu. Duyan da beni özlediğini sanacak. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Bayezid, aslanım iyi misin? Sağlığınızı doğacağım hünkârım. Cihangir'im. Bana hiç korkmadığını söylediler. Aslan parçası hiçbir şeyden korkmaz. Mustafa abi sen de benim yanımda olursan hiç korkma. Sultanlarım, vakit geldi. Hekim gelmek üzeredir. Buyurun, dışarıya çıkalım. Gösterdiğiniz cesaret ileride Er Meydanı'nda nasıl yiğit birer şehzade olacağınızın habercisi olacak. Hekimbaşı. Sancağında yaptığın ıslahatlar takdire şayan. İşittiğime göre Saruhan ahalisi halinden pek memnunmuş. Size layık olmak için elimden geleni yapıyorum hünkârım. Münasip bir vakitte malumat vermek isterim. Lüzum yok. Zira attığın her adım tarafıma iletiliyor. Mustafa abi. Düğünden sonra Mehmet abim sancağa çıkacakmış. Belki biz de gideriz. Hakkınızda hayırlısı neyse o kardeşim. Sabırlı olun. Hünkârım, vakti geldi elbet. Şehzademiz kendilerini çok iyi yetiştirdiler.
gideceği sancakta edineceği tecrübelerle gücünüze güç katacaktır elbet. Bundan hiç şüphem yok. Thank you.